Ankara Gücü tribünlerinin etkili gruplarından Bekirevi Çocukları dernekleşme çalışmasını tamamladı. Maltepe'de tutulan dernek binasının açılışını kulüp başkanı Mehmet Yiğner yaptı. Kaç oda bura? İki oda başlıyor. Şuraya mı geçiyoruz? Bak bunu sağ. Oğlum bırakın siyaseti lan, boş verilmiş. Tamam, çektim çektim. Evet, Ankara Gücü ailemizin çok değerli mensupları, bizim cefakar, çilekeş, bu bir o kadar da vefalı taraftar kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyor, sevgiyle de kucaklıyorum. Ankara Gücü'nü inşallah hep birlikte ayağa kaldıracağız. Şimdi arkadaşlar, iki buçuk yıldır görevdeyiz. Amatöre kadar düşer dedikleri, kapanır dedikleri kulübe hep birlikte sahip çıkıyoruz. Yaptığımız çalışmalar ortada. Yüzlerce futbolcuya borç var. Kulüplere borç var. Teknik direktörlere borç var. Her yer acizdi. Hiçbir gelir yok. Buna rağmen enerjimizi ve birlik beraberliğimizi bozmadan devam ediyoruz. Burada arkadaşlar, bu tür organizasyon devamı yapılması lazım. Birlik beraberlik sergilenmeli. Eğer ki bu sevdadan vazgeçersek Ankara Gücü işte o zaman bitmiştir. Hiç kimse Ankara Gücü sevdasından vazgeçmeyecek arkadaşlar. Söz mü? Bu sevdadan dönen namerttir. Şimdi Ankara Gücü ne olacak? Tamam. Genel kurul yapıyoruz. 5 kere genel kurul yaptık. Bir Allah'ın kulu çıkıp da kulübe sahip çıkıyor mu? Bir Allah'ın kulu cesaret edebiliyor mu? Buyurun gelin. Hiç kimse gelmiyor. Niye gelmiyor? Bakın arkadaşlar. Biz illa biz olalım demiyoruz. Ben diye bir şey yok. Ankara Gücü var. Ankara Gücü yaşasın. Mehmet Diner ve arkadaşları çaycılık yapsın. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Ama burada mühim olan nedir? Ankara Gücü'nü yaşatmaktır. Bizim mücadelemiz ne? Ankara Gücü'nü yaşatmak. Herkes ne dedi? Bu kulüp amatöre düşer, kapanır dedi mi? Dedi. Ama sizlerin direnci, bizlerin direnciyle birlikte kulüp Allah'a şükür kapanmadı. Ama hep beraber arkadaşlar, bu birlik beraberliği sağladığımız müddetçe Allah'ın izniyle diyorum, biz bu kulübü kurtaracağız. Ankara güçlüğü! Sezon her ne kadar bitse bile bizim şu süreçte hareketli olmamız lazım. Yani kulübün önüne, üstüne ölü toprağa serilmiş gibi olmaması lazım. İşte bu. İnşallah seçim öncesinde bir şeyler alabilirsek, yani kulübümüze hak ettiği desteği, yani kimseden biz bir şey istemiyoruz. Hani hiç kimseden de sadaka da istemiyoruz. Bakıyorsun yani
Abi şu camı aç, boş geç perdeyi ya. Aç bir, ya tamam. Aç, tamam. 1 milyon lira, 500-500, 1,5. Bunlar yani bizim hiçbir derdimize derman olmayacağı gibi bir de camiayı da küçültecek işler bu işler. Yani eğer Ankara Gücü büyük bir camiaysa belediye meclisinden de çıkacak ücret de ona göre olmalı yani. Şimdi yüz binlerce gönül vermiş insan var. Sadece burada bulunan taraftarlar değil. Yüz binlerce insan var. Biz bunu birebir yaşıyoruz. Gittiğimiz şehirlerde siz de görüyorsunuz. Biz de görüyoruz. Yani biz bir şey istemiyoruz ki. Kendi şahsımıza burada hiç kimse bir şey istemiyor. Yani eğer sosyal devlet varsa, hak, hukuk, adalet varsa Ankara Gücü de kurtulmalı. Yani Ankara Gücü'ne de bir el atmaları lazım. Daha biz 2 yıldır Tandoğan tesislerinin zeminini yaptıramadık. Işıklandırmasını yaptıramadık. Her zaman söylüyoruz. Profesyonelliklerde takımı olmayan şehirlere adamlar stadyum yapıyor. Burada Ankara'nın göbeğinde biz gençlerimizi alkolizmden, haptan, uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan korumak için tesisimizi düzeltin de gelin burada devletin yapacağı işi biz yapalım. Biz size yardımcı olalım diyoruz. Ne hikmetse ne bir spor bakanı, ne bir diğerleri, ne bir siyasetçiler. Yani sanki Ankara Gücü'nü yok saymışlar. Ama herkes görecek. O destekledikleri takımın Ankara'da göreceksiniz. Hepsi bitecek. Ankara Gücü ayakta kalacak. Ama sabredeceğiz. İnşallah. Yeter ki sabredelim. Şartlar ortada arkadaşlar. Biz FIFA borçları ödemekle yükümlüyüz. Ödemediğimiz zaman bizim işimiz biter. Onun haricinde mevcut topçularımızı da elimizde tutmak için bunların da ücretlerini ödememiz lazım. Yani bizim bu kulübü hep beraber yaşatmamız lazım. Hani devamlı genel kurul kararı alıyoruz. Bir 6 ayda bir. Niye alıyoruz biz bunu? Niye alıyoruz? Birileri çıksın da biz de destekleyelim diye. Adamlara diyoruz ki siz 1 koyun biz 2 koyalım. Yine gelmiyorlar. İşte taraftarı bahane ediyorlar. Farklı yönden gidiyorlar. Ama bu işin bahanesi de yok. Sezonun 2. yarısında gördünüz yani ceza almadan ligi tamamladık, öyle değil mi? Bu hepinizin sayesinde, hepinize teşekkür ediyorum. Bakın arkadaşlar biz ceza almayalım. Sadece ve sadece takımımızı destekleyelim. Sabredelim. Artık kaç sene sürer bu? Belki 1 ay sürer, belki 2 ay sürer, belki bu sezon sert girilir. Belki de bu iş bizim 4 senemizi alabilir. Yani 2019'a kadar da sürebilir. Belli olmaz, seçim sürecinde farklı bir oluşumlar olabilir. Farklı bir olaylar olabilir. Ya seçimden önce ya seçimden sonra bu süreçte bir kazanımlar elde edebiliriz. Hani haklı davamızın peşinden hep beraber koşacağız. Ha bu sevdayı terk ettiğimiz zaman, dediğim gibi biraz önce, bu sevdayı terk ettiğimiz zaman iş o zaman bitmiştir.